çıktıklarınız gibi. Yani genel... öncesinde hissettikleriniz, yaşadıklarınız ve sonrasında o sürecin öncesi ve sonrasında... O hislerle ilgili bir şey söylemedik. Onunla ilgili aslında eğer burada sohbet ortamında konuşulacaksa... Evet. Gerçekten Funda Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Hastalarımızın şifa bulduğu için çok çok mutluyuz. Sizi böyle sağlıklı görmek bizim için inanılmaz bir şeydi. Memnuniyet oldu. Kendilerine çok çok memnunuz. İyi ki buraya gelmişiz. Yani onlara çok teşekkür ediyoruz. Bir can bağışladılar. Bacanaks. Evet. Şimdi artık böbrek kardeşi oldunuz. Ya evet. Neler hissettiniz? Nasıl başladı hastalığınız? Biraz anlatabilir misiniz? Ya benim hastalığım yaklaşık 11 yıl önce yüksek tansiyon şikayetiyle başladı. Daha sonra kontrollerde kronik böbrek yetmezliği olduğu ortaya çıktı. 10 yıl kadar takip aşamasından sonra diyaliz aşaması oldu. Diyalize girmeye başladım. Yaklaşık 5 ay falan diyalize girdim. O sırada teşekkür ederim bacanama şimdiden. Kendisi gelip böbreğini vermek istedi. Gönüllü olarak? Evet, kendisi vermek istedi. Daha sonra geldik buraya. Bekir Hocam sayesinde bir aşamalardan geçtikten sonra ameliyatımızı yaptık. Şu anda çok gayet sağlıklıyız. Bir sorunumuz yok. Aslında önce ailece görüştüğümüz için ailesinin çok aşırı üzüldüğünü gördüğümde, yani yengeni kaybedeceklerini, çoluk çocuğun babasız kalacağını düşünerek üzüldüklerini gördüğüm için siz üzülmeyin. Ben ya uyarsa ben veririm dedim. Geldik, bazı tetkiklerden geçtik. Uydu. İşte şu an o zaman böbrek nakli olacağı gün Engin kardeşimin şeyi böbreği %4'e düşmüştü. Şu an ikimiz iki de %85, %90'larda çalışıyormuş öğrendiğimize göre. Gurur duyuyorum. Yani bir can bağışladım. Engin'in çocuklarına bir baba bağışladım. Ben gururluyum. Engin'in de böyle sevindiğini gördükçe, çocuklarının da özellikle sevindiğini gördükçe daha da, yani herkese de tavsiye ederim. Bir an bile tereddüt etmedin değil mi? Hiç etmedim. Çünkü uzaktan akrabaydınız, bacanaktınız. Şimdi evet. Bir böbrek kardeş, kardeşi kanka, oldunuz. Böbrek kardeşi. Kardeş, evet. Evet. Beraber misiniz? Sık sık görüşüyor musunuz? Evet yani? Evet, aynı şeydeyiz zaten. İlçede. Mahallemiz de aynı. Aynı mahalledeyiz. Peki böyle yan yana gelince hiç o anları konuşuyor musunuz abi? Evet, ameliyat sonrasını konuşuyoruz genelde, o arada yaşadıklarımız böyle, evet. Ben bazen espri mahiyetinde işte o ameliyatta çektiğim acılar için diyorum ki ya bu kadar acı çekeceğim bilseydim ben vazgeçerdim falan, öyle espri yapıyorum ama geçmezdim. Şu an olsa hiç gözümü kırpmadan yine veririm. Vicdan sahibi olan bir insan zaten karşısındaki bir insanın ihtiyacı olduğunu duyduğu zaman, sadece böbrek için değil, bütün organlar için, bir tanesi bana yetiyorsa, ikincisi fazlalıksa niye vermeyeyim? Aynı şekilde diğer arkadaşlara da, yani böyle bir ihtiyacı olan birini tanıyan insanlar varsa hiç tereddüt etmesinler. Karar verdiler, il dışından geliyor her iki hastamız da. Merkezimize başvurdular, hızlı bir değerlendirme, ciddi bir değerlendirme gerekiyor. Hem donör verici dediğimiz hem de alıcı tarafından. Uygun olduklarına karar verdik. Bir konseyimiz var her hastada yaptığımız gibi. Akrabalık dereceleri 4. derece ve üstü olduğu için İl Sağlık Müdürlüğümüzde etik kurula girdi hastalara. Etik kurulu hastaları. Başarılı bir şekilde ameliyatlarını gerçekleştirdik. Hem donörümüzün yani vericimizin hem de alıcımızın sağlık durumları oldukça iyi. Maalesef ulusal bir sorunumuz. Ulusal bir sorunumuz. Onun üzerinde işte toplantılar, çeşitli basın çalışmaları, yani tüm ülkenin tüm bireyleri bu konuda herkese, hastalara, bize, herkese yardımcı olmalılar. Çok önemli bir konu. Maalesef ki Türkiye'de %85 canlı verici böbrek nakli, yalnızca %15 kadavra böbrek nakli yapılmakta. Bizim kliniğimizde de bu durum aynısı geçerli olmakta. Bu sene işte canlı verici böbrek naklimiz daha fazla. Ama biz kadavra böbrek naklini çok önemsiyoruz. Kadavradan sadece böbrek nakli değil, kalp çıkarımı, karaciğer çıkarımı kullanılıyor. Yani bir hastadan yani 5 kişiye umut olabiliyor organları. Organlarımızı bağışlamamız, bağış çok önemli. Ulusal bir sorun haline getirmemiz, bizim başımıza, kendi başımıza gelmeyecek gibi düşünmememiz gerekiyor. Herkesin başına gelebilir, aniden olabilir, aniden bir karaciğer yetmezliğimiz olabilir, aniden bir böbrek yetmezliğimiz olabilir. Kendi başımıza gelecekmişiz gibi düşünmek çok önemli. Birçok cana umut olmalı. Organ bağışını her bireyin, yani sadece sağlık personeli değil, sokaktaki vatandaşlarımızın da desteklemesi gerekiyor.
Kadavra böbrek nakli eskiden hani sonuçları daha canlı böbrek verici böbrek nakli daha olumsuzdu. Ama şu anda gelişen teknolojiyle ve gelişen ilaç rejimleriyle birlikte hemen hemen sonuçları aynı. Bunu kafamızdan çıkarmamız gerekiyor. Kadavra böbrek nakli, canlı böbrek nakli ile hemen hemen aynı sonuçlara sahip. Organlarımızı bağışlayacağız. Hastamız genel durumları gayet iyi. Graft dediğimiz böbrek durumları şu anda hiçbir hastamız diyalize girmiyor. Diyalize giren bir hastamız yok. Takiplerini devam ettiğimiz oldukça başarılı bir şekilde ameliyatlarımızı gerçekleştirdik. Mıknatıs misali böyle gidiyor mu abi sen tarafından? Yok hiç.